Tekrardan e, merhaba arkadaşlar. E, birinci ünitemizde bu kez e, birlikteyiz. Birinci ünitemizin e, amaçlarına baktığımızda. E, tabii ki birinci ünitemizin konusunu ticari işletme oluşturmakta. Amaçlarımıza baktığımızda amaçlarımız işte işletme ve ticari işletme kavramı nedir? Ticari işletmenin unsurları, mal varlığı, e, devre, rehne, ticari işletmede merkez ve şube kavramlarının neler olduğu bunları e, öğrenmeye çalışacaksınız. Yine ticari iş nedir? ticari hükümler nedir? Yani ticari hüküm nedir? Ticari hükümlerin sıraları nelerdir? Ticari yargı dediğimizde ne anlaşılıyor? Yine baktığımızda tacir ve tacir yardımcılarımız acaba hangileridir? Hangi amaçla tacir yardımcıları kullanılıyor? Yine Ticari işletme ile ilgili bir diğer e, konu ticaret sicili, ticaret ünvanı, işletme adı yani ticari adlardan söz ediyoruz. E, haksız rekabet, ticari defterler ve cari hesap konularının e, bu ünitemizin içeriğini oluşturduğunu bu bölümün içeriğini oluşturduğunu ne yapmaktayız? Görmekteyiz. Evet, ticari işletmenin birinci e, ünitesinde e, bizim ifade etmeye çalıştığımız konularımız bunlar. İşine tabii ki öncelikle işletme nedir? Tabii işletme dediğimizde bir de ticari işletmeden söz edeceğiz. İkisi arasında da fark var mı? Bunu da ortaya koymamız lazım ama önce işletmenin ne olduğunu ifade etmemiz gerekiyor. Bu ünitemizde işte işletmenin ne olduğu kavramıyla başlanmış. Tabii işletme dediğimizde biz insan gereksinimlerinin karşılanması için mal veya hizmet üretiminin karşılandığı ekonomik birimleri anlıyoruz. Dolayısıyla mal dediğimizde satıştan söz ediyoruz. Hizmet dediğimizde de sunmaktan söz ediyoruz ama netice itibariyle her ikisinde de mal veya hizmet üretimi söz konusu. Ve işte bu mal veya hizmet üretiminin karşılandığı biz ekonomik birimlerimize de işletme diyoruz. Peki Ticari işletme dediğimiz şey nedir? Tabii ki ticari işletme ve işletme kavramları. Ticari işletme aynı zamanda evet bir işletme ama tabii ki daha da e, işletme içerisinde daha bir kapsama e, ulaşıyoruz. Türk Ticaret Kanunu'nda tanımı verilmiş. Ticari işletme bir kere her şeyden önce esnaf işletmesi için öngörülmüş olan o sınırları aşması gerekiyor. Yani tabii bunu da e, gelir sağladığı o gelir düzeyine bakarak belirleyebiliyoruz. Dolayısıyla da bakın 11. maddenin birinci fıkrasına baktığımızda işte ne diyor? Ticari işletme, esnaf işletmesi için öngörülen sınırı aşağı düzeyde gelir sağlamaya hedef tutan faaliyetlerin bakın devamlı ve bağımsız şekilde yürütüldüğü işletmelerdir. Dolayısıyla biz ticari işletmenin unsurlarını da bu tanım içerisinde ne yapıyoruz? Görüyoruz. Bir kere her şeyden önce ne olması gerekiyor? Esnaf faaliyeti sınırlarına aşmış olması gerekiyor. Arkasından bir devamlılığının olması gerekiyor. Bir bağımsızlığının olması gerekiyor. Peki biraz önce dedik işte işletme ve ticari işletme. Peki ikisi aynı şey mi? Tabii ki aynı şey olmadığını biraz önce de ifade ettik. Aynı şey değil. Her ticari işletme evet adı üzerinde zaten ticari işletme derken de işletme kavramını kullanıyoruz. Evet her ticari işletme bir işletme fakat her işletme bir ticari işletme değil. Biraz önce tanımım verirken ticari işletmeni ne dedik? Esnaf faaliyeti sınırlarını açacak. Bakın esnaf işletmesi. Esnaf işletmeleri de var. Orada da işletme diyoruz. Ama kesinlikle ticari işletme olmadığını görürüz Zaten burada yola çıktığımızda da işletmenin ve ticari işletmenin aynı şey olmadığı açıkça ne yapılmaktadır? Görülmektedir. Gelelim şimdi ticari işletmelerde merkez ve şube acaba ne ifade ediyor? Üretemizde bu konulara da değinilmiş. İşletme merkezi ticari işletmenin bakın ticari hukuki ve idari faaliyetlerinin toplandığı ve işlemlerinin yürütüldüğü yer. Aslında bu anlamda baktığımızda şöyle de bir karşılaştırma yapmak mümkün. Gerçek kişiler için yani bizler için ikametgah yerleşim yeri Neyse aslında o açıdan baktığımızda belki de e, işletmeler açısından da böyle bir öneme sahip olduğunu görüyoruz. Ticari işletmeler açısından ama daha da önemli e, merkez. Çünkü ticari, hukuki ve idari faaliyetlerinin toplandığı bakın ve işlemlerinin yürütüldüğü yer. İşte bir işletmeyle ilgili bir yazışma yaptığınızda ne yaparsınız? Merkeze yazabilirsiniz. Bir dava açmanız gerektiğinde merkez önemlidir gibi ya da bir idari e, faaliyetinden söz ettiğimizde yine merkez önemli olmaktadır. Şubeler açısından baktığımızda şubeler iç ilişkileri açısından merkeze tabiler. Ancak dış ilişkiler açısından baktığımızda bağımsız hareket eden birimler. Mesela bugün bankaları düşünün. Bankaların bir merkezi var. Artı bir de şubeleri var ve her bir şubenin görüyorsunuz dış ilişkilerinde bağımsız faaliyetler yürütün, tüyünü açıkça görebilmekteyiz. Halbuki iç ilişkiye baktığımızda her biri bunların nereye tabidir? E, merkeze tabi olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla buradan da yola çıktığımızda zaten açıkça ortaya konuluyor. Merkez ve şube aynı gerçek veya tüzel kişiye ait olabiliyor. Tabi bankadan söz ettiğimizde bir tüzel kişilikten söz ediyoruz. E, bunu da hemen ifade edelim. Yenelim şimdi ticari işletmenin devrine ticari işletme ee, işletme hukuku konularımızın içerisinde birinci bölümden söz ederken tanıtımını da yaparken ee, işletmelerin ne şekilde devredildiğinin de konular içerisinde olduğunu söylemiştik. Tabii ki ticari işletmelerin devrine baktığımızda işte Türk Ticaret Kanunumuzda buna ilişkin de bir düzenleme var. Ticari işletme içerdiği mal varlığı unsurlarının devre için zorunlu tasarruf işlemlerinin ayrı ayrı bakın yapılmasına gerek olmaksızın bir bütün halinde devredilebiliyor. Çünkü bugün düşünün taşınmaz ve taşınır mallarınız var ve bunların devre için her bir için bizim ayrı ayrı işlem yapmamız gerekiyor. Halbuki bir ticari işletmenin devrinden söz ettiğimizde o ticari işletmenin İçerdiği mal varlığı unsurları bakın içinde taşınırlar da olabilir, taşınmazlar da olabilir. Bunların ayrı ayrı devrine gerek yok. Ticari işletmenin devri dediğimizde e, bu işlemlerin ayrı ayrı yapılmaksızın bir bütün halinde devrinden ne yapıyoruz biz? Söz ediyoruz. Yani ticari işletmelerin devri e, bu şekilde e, özel olarak düzenlenmiş. Peki ticari işletmenin devri neleri kapsıyor? ticari işletmenin değeri tüm aktif ve pasifleri kapsayan bir işlem olarak karşımıza çıkıyor. İşte burada borcu'nun pasif dediğimizde. Bunun içerisinde tabii ki borçların nakli de söz konusu. Ee, ancak bunun için alacakların rızasına gerek yok. Halbuki borçlar kanununda biz borcun naklinden söz ettiğimizde buna alacaklarının rıza göstermesi gerekiyor. Halbuki işletme devrinde madem ki bir bütün olarak aktif ve pasifleriyle e, devir söz konusu bunları kapsayan bir işlemden söz ediyoruz. O takdirde tabii ki pasifin içerisinde yer alan işte o borcun nakli içinde o borçlar kanundaki borcun devrine ilişkin her bir bireysel borcun devrine ilişkin o genel hükümlerin burada uygulanması mümkün değil. Eee gerek yok. Eee dolayısıyla alacaklığının rızasını ne yapmıyoruz? Almıyoruz. Devir sözleşmesine baktığımızda devir sözleşmesi işte yazılı şekilde yapılması gerekiyor. Ticari siciline tescil edilmesi gerekiyor. ilan edilmesi gerekiyor. Yine burada madem ki bir devir işlemi söz konusu artık bir ticari işletmeden bir ticari işletme işletmekten söz e, söz edilemeyeceği için tacir ne olacaktır? Ticaret e, tacir sıfatını da yitirecektir. Çünkü tacir sıfatına sahip olabilmek için e, işte bir ticari işletme işletmeniz gerekebilir ya da bir ticari işletme işlettiğinizi üçüncü kişilere duyurmuş olabilirsiniz. Tacir sıfatı bu şekilde kazanılıyor. Dolayısıyla eğer siz bir işletmeyi işletip bunu ee, ticari işsizliğine tescil ettirmişsiniz. Evet tacir sıfatına sahipsiniz ama ticari işletmenizi devretmişsiniz ve bunu e, ticari işsizliğine e, beyan da etmiş olabilirsiniz. Çünkü ticari işletmesini devrettiğiniz anda artık ne olacaktır? Tacir sıfatı da yitirilecektir diyoruz. Bir diğer konumuz da e, birinci bölümün konuları içerisinde ticari iş bir kere ticari iş dediğimizde biz Türk Ticaret Kanunu'nda düzenlenmiş olan bütün işler ticari iş. Mesela taraftar tacir midir değil midir buna bakmıyoruz. Diyelim ki ben bir vatandaş olarak bir kambiyo senedi düzenlendirdim. Evet bu nerede düzenlenmiştir? Kambiyo senetleri Türk Ticaret Kanunu'nda düzenlenmiştir. Dolayısıyla bu bir ticari iştir. Yine bakıyoruz bir ticari işletmeyi ilgilendiriyorsa bu işleri de ticari iş sayıyoruz. Bir de bizim tabi ticari iş karnesi dediğimiz karnemiz var. Mesela tacirin kural olarak yapmış olduğu işleri ne yapıyoruz? Ticari iş olarak kabul ediyoruz. yani tacirin yapmış olduğu işler kural olarak ticaridir. He, istisnaları yok mu? Elbette ki var. Mesela tacir açıkça bu iş ticari iş değildir deyip öyle yapıyorsa işi ticari dedi. Ya da işin niteliğinden o işin zaten ticari olmadığı açıkça anlaşılıyorsa evet ticari değildir. Ama tüzel kişi tacirlere baktığımızda tabii ki onları yapmış oldukları işlemlerin ticari olduklarını ne yapıyoruz kabul ediyoruz. Yine taraflardan birisi için ticari olan sözleşmeler açısından baktığımızda evet ona da ticari iş olarak niteleyebilirsiniz. Türk Ticaret Kanunu kapsamında yine ticari e, ticaret mahkemelerinin yetkisi içerisine de sokulabilir. Demek ki ticari iş dediğimizde bu dört başlık altında sınıflandırma yapmamız mümkün. Peki neden ticari iş olup olmadığını anlamaya çalışıyoruz? Tabii ki eğer bir işin ticari olduğuna karar verirsek, ticari iş olduğunu kabul edersek ne olacaktır? O işe e, Türk Ticaret Kanunu hükümleri uygulanacak. Yok eğer o iş ticari değil diyor isek, o takdirde de genel hükümlere gitmemiz gerekecek. Örneğin borçlar kanunu hükümlerini ne yapacağız? Uygulayacağız. Ama tabii eğer bir işimiz ticari iş olarak kabul ediyorsak dedik ki Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabi. Peki ticari sanılmanın sonuçları. Madem ki Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabi olacak o zaman da adi işlerden bir farkının olması gerekiyor. Dolayısıyla işte ticari işlerde teselsür karnesi dediğimiz. Örneğin mesela bir ticari söz Söz konusu bir kefalet söz konusu. Aksi belirtilmediği sürece biz ne yapacağız? O kefaleti müteselsil kefalet kabul edeceğiz. Yoksa adi iş olmuş olsaydı aksi belirtilmediği sürece biz o işi adi iş olarak, e, adi kefalet olarak niteleyecektik. Diyeceksiniz ki ikisi arasında ne fark var? Mesela e, müteselsil kefaletten söz ediyorsanız e, asıl borçluyla birlikte kefili de takip etme şansınız var. Ama adi kefaletten söz ediyorsak önce asıl borçluyu takip edersiniz. Alacağınıza ulaşma şansınız kalmadığı noktada kefili takip etme şansınız var. Dolayısıyla bakın ticari iş sayılmanın sonuçlarından bir tanesi örnek olarak verdik. Yine ticari işler, ticari işlerde faiz de farklıdır. Ki e, faize ilişkin bizim bir yasamız var. İşte birinci maddesine, ikinci maddesine baktığımızda bu yasanın birinci maddesinde yasal faizden söz edilmiş, ikinci maddesine baktığımızda orada ticari faizden söz edilmiş olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla ticari işlerde faiz konusunda bir örnek vermek gerekirse yine bir ticari iş söz konusuysa faiz kararlaştırsanız da kararlaştırmasanız da faiz talep etmek mümkündür. Halbuki adi işlere baktığımızda mutlaka faizden söz etmek gerekiyor. Faiz kararlaştırılmamışsa faiz isteme şansınız olmaya olmayacaktır. Yine ticari işlerde zaman aşımı sürelerine ilişkin özel düzenlemeler var. Bu zaman aşımı sürelerinin değiştirilmemesi ee, kabul edilmiş. Dolayısıyla değiştiremiyoruz. Adi işlerden farklı olarak.